Ne diyecek? Bence de olumlu Fatih sonuçlanır o. Yani bence kişisel fikrim Cumhur İttifakı'na katılacak gibi görünüyor. Tamam. Elbette ki bir takım işte talepleri olabilir. Bu da siyasete içkin bir şeydir, olağan bir şeydir. Ama şunu söyleyelim, yani siyaset sadece aritmetik bir toplam değildir. Yani ziyaret ettiğiniz her partinin size oy vereceği ya da ittifaka katılan her parti bütün seçmenler size getirir diye bir kural kayda yok bazen. Ee, bu ters de tepebilir. Sizin beklediğiniz oranın çok daha altında oy alabilirsiniz. Onun getirdiğini götüren başka bir etken oluşabilir. Dolayısıyla siyaseti sadece partilerin katılımı ya da o eksende değerlendirmemek lazım. Ben mesele Türkiye'de ciddi bir değişim dinamiği olduğunu düşünüyorum. Yani bu değişim talebinin doğrultusunda insanların yoğun bir biçimde oy kullanacaklarına inanıyorum. O yüzden burada siyasetin... Deprem felaketine rağmen ya elbette çok ağır şeyler yaşadık. sandıkta yani da bir şeyler söyleyecekler. Sayın düşünürüz. Cumhurbaşkanı dedi ki işte küllerimizden yeniden doğacağız. Yani bu tırnak içinde bir biçimde aslında ne hale geldiğimizin de bir itirafı olarak okunabilir ama Muazzam bir mutsuzluk, muazzam bir yolsuzluk, muazzam bir yoksulluk var. Dolayısıyla bunlar içerisinde elbette ki insanlar yeni bir değişimi, yeni aktörleri ve yeni bir siyasete tercih edilecekler. Türkiye'nin iyileştirici ve onarıcı bir siyasete ihtiyacı var. Yani hepimizin ciddi bir biçimde iyileşmeye ihtiyacı var. Bunu sadece ekonomik olarak değil, ruhsal olarak da söylüyorum. O yüzden ben Türkiye'de bütün bu seçimi sürükleyecek olan şeyin sadece partiler arası ittifak olduğunu düşünmüyorum değişim talebine öncülük ya da, ya da değişim talebini Türkiye'nin önüne koyan bu hedefi bir biçimde de canlı tutabilecek ya da en azından onu hayata geçirecek ciddi bir takım öneriler, somut öneriler getirecek aktörün ya da partileri bu seçimde önemli fark yaratacaklarını düşünüyorum. Yani bir taraftan evet 20 yıl 20 yıllık aşkın bir iktidar var. Onun getirmiş olduğu bir yıpranmışlık var. Arkasında yaşadığımız bir takım hem bu ekonomik kriz hem arkasından deprem felaketi bir dezavantajı olarak iktidarın karşısında duruyor. Her ne kadar bu süreci biz yaparız, onarırız, ortadan kaldırırız desende. Bir yıldır desen 319 de. bin konut yapacağız. Ee, evet ama zaman. mesele sadece konut yapmak değil. Yani tarihle kentlerin tarihi yok oldu. Yani bilinç oradaki kültür, oradaki her şey hafıza silindi. Dolayısıyla sadece bina yapmakla bizim belki de temel yanlışımız ya da temel hatamız şu oluyor. Yani bina her şeyin yaparak, kendi kokusu vardı. E, elbette. Yani vardır. o dokuyu, o ruhu tekrar evet. kentin ruhunu getirmek, o insanları yaralı insanları ailelerini, eşini, dostunu kaybetmiş insanları sadece bir çatı altına sokmakla siz o yaraları sarmış olmuyorsunuz. Yani bunun çok bunun için çok daha kapsamlı bir hareket gerekiyor. Bunu bunu bir tarafa koyalım. İkinci mesele de şu. Yani adaylıklar vesaire falan burada dediğim gibi muazzam bir kamplaşma var ve bu kamplaşma ekseninde tırnak içinde e, aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, Türkiye'de nasıl bir şeyi da yarattığını da gördük. Yani hani denilebilir ki çok katmanlı çok ciddi bir biçimde işte herkesin sürecin içine katıldığı bir süre, bir zemin yarattı ama 50% 50 artı bir almak için bunu bütün ittifaklar için söyleyebiliriz yan yana gelmesi mümkün olmayan partiler öyle ya da böyle yan yana gelebiliyorlar dolayısıyla Türkiye'de tırnak içinde istikrar getireceği varsayılan bir sistemin aslında çok daha derin bir kutuplaşma ve derin bir yarılma yaratında görmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bu, bu, sistemin hani e, tırnak içinde iyi niyetle yapılmış ya da öyle sunulan bir takım gerekçelerinin ya da şeylerin işte koalisyonlar olmayacak onların onlardan çok çektik vesaire falan denildi. Şimdi koalisyon Eşimli pazarlıkları koalisyonlar seçimlerden önce yalınmış. Öyle koalisyon pazarlıklarının seçimlerden, seçimlerden önce yapıldığını gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda bakıldığı zaman da bir sistem sorunu var. Oturmayan bir sistem var, oturmayan bir rejim var. Şimdi temel mesele ne oluyor? Herkes %50 artı 1'i hedefliyor. Ediyor. O yüzden HDP tartışmasıymış, parti tartışmasıymış bunlar mutlaka etkisi vardır seçmende beğenmeyenlere. Sadece onlarla ilişkin değil yani diğer partilere de bir takım eleştiriler getiren kitleler, insanlar olabilir, yurttaşlarımız olabilir. Ama buradaki mesele artık hani bu, bu hangi partiyle hareket ettiğiniz falan değil seçmen şuna yoğunlaştı artık. Yani ne olursa olsun kazanalım. Yani ne olursa olsun kazandı, kazanalım dediğiniz anda aslında siyasetin kendi doğasının da aykırı olan bir... Çünkü herkesin her şeyi verdiği karşısına ya da seçmene ya da diğer partilere ittifaka katılsın diye verdiği bir düzlem ortaya çıktı. Şimdi bu uzun vadede Türkiye'deki siyasal oturmamış bir siyasal düzeni bir bütün olarak darma eden bir yapı ortaya çıktı? Şimdi bu kadar partinin yan yana gelmesi çok sağlıklı bir şey değil. yani değil çok... mi? E değil tabii yani bu kadar farklı kutuplaşmalar yani bunu demokrasi üzerinden de okuyabilirsiniz, özgürlükler üzerinden de okuyabilirsiniz. Ha şu söylenebilir, peki Millet İttifakı haklı olarak diyebilir ki ya biz 13 ay, 14 ay bir metinler Hı. üzerinde çalıştık ve bir kendi anayasamız oluşturduk. Millet oluşturdu. İttifakı içinde söylüyorsunuz. Evet yani ama ama nihayetinde yani bu kadar yani. Ee, çok ne kadar oy alacağı belli olmayan partiler, işte aktörler, kişiler bunlar üzerinden herkesin tırnak içinde sürece dahil edilmesi e, elbette ki kendi içinde bir takım olumsuzluklar yaratacaktır. Ee, burada yani tek bir partinin ne söylediğinin bir anlamı yok artık burada. Yani ya da tek bir liderin ne söylediğini bir anlam yok. Mümkün mertebe herkes yani cepheye inanılmaz bir tahkimat yapmaya çalışıyor.